Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyicilerimiz, Sağlık Olsun programının yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Daimi konuğumuz fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi buradalar. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Hamdolsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam bugüne kadar 3 haftayı geride bıraktık. 3 farklı konu işledik. Pandemi ve hareketsiz yaşam. İkinci hafta COVID ve solunumu işledik. Üçüncü hafta bel boyun ağrılarını. Bu haftaki konumuz inşallah fıtık olacak. Evet. Sizler bizlere fıtık nedir? Fıtıkla ilgili diğer ayrıntılar, halk arasında bilinen yanlışlar, olması gerekenler, olmaması gerekenler, bu konuda bilgilendirme yapacaksınız. Sizi dinliyoruz hocam. Evet, aslında toplumumuzda oldukça çok yaygınlıkta görülen bir durum, hastalık aslında bir fıtık. Fıtığı biraz böyle korkulu rüyamız olarak genellikle addediyoruz. Halbuki genele bakıldığında toplumda çok yaygın. Aşağı yukarı 10 kişiden 3'ünde 4'ünde, yani iyimser rakamlarla söylüyorum bunu, %30 %40 yaygınlıkta bir fıtık şikayetlerinin olduğunu biliyoruz. Bu tabi resmi rakamlara göre biraz daha şikayetlerinden dolayı hastanelere başvuranlardan kaynaklı. Ama nedense şöyle bir algı var. İşte fıtık oldum, eyvah dünya mı karardı? İşte iyileşemeyecek miyim, ben yürüyemeyecek miyim, ya da işte artık boyunundaysa işte ona göre şikayetlerim bitmeyecek mi, hiç azalmayacak mı, yoksa illa ameliyat olmak zorunda mıyım gibi aslında karşımda çokça sık duyduğumuz bir şey. Halkımız da günden güne bununla ilgili aslında bilinçleniyor. Bu oldukça sevindirici. Önceden fıtık duyulduğunda sanki bir amansız bir hastalığa yakalanılmış gibi bir izlenim vardı. Şimdi çok şükür bu biraz daha normal seviyeye geldi. Özellikle hem sağlık sektörünün de gelişmesi, iyileşmesiyle birlikte fıtık biraz daha iyi anlaşılmaya başlandı. Daha iyi okunmaya başlandı. Yapılan müdahaleler daha doğru olmaya başlandı. Haliyle fıtık bir problem değil. Onunla birlikte yaşanabildiğini, onunla birlikte bir hayatın sürdürülebilirliği biraz daha toplumda anlaşılmış oldu. Çünkü hep duyarsınız. Bende 20 senedir fıtık var. Yani normal şartlarda eski bakış açısıyla bakıldığında 20 sene fıtık ağrısıyla yaşanılır mı gibi bir durum vardı. Artık biz biliyoruz ki fıtıkla birlikte hayat devam edebiliyor. Biz eğer kendi hastalığımızın şikayetlerini doğru bir şekilde okuyabilirsek, vücudumuzu düzgün bir şekilde de koruyup muhafaza ettiğimizde o bize zorluk çıkarmadan, problem oluşturmadan biz aslında hayatımıza devam edebiliyoruz. Peki, fıtık nedir demiştiniz? Fıtığı şöyle göstermek gerekirse, yani şöyle gözümüzün önüne getirmek gerekirse, şu an ekranın orta kısmında da vardır muhtemelen. Bizim omurgamızın her omurganın arasında diskler vardır. Yani işte her omur üst üste tutunur ve o üst üste tutunduğu yerlerin içinde bir yastıkçık vardır. Bu yastıkçık içi böyle yumurta akı kıvamında jelimsi yapıya sahip bir yapıdır. Ve omurların birbiri üzerindeki o işte baskı ve işte çekme, azalma ya da işte dönmelerle birlikte bu jelimsi yapı bunların hareket etmesine olanak sağlar. Aslında temel anlamdaki görevi budur. Bir de bu fıtığın, yani tutunduğu yerlerin iç kısmında, yani sırtımızdan iç kısma doğru olan kısımda da bizim beynimizden aşağı doğru inen sinir demetleri bulunur. Bu sinir demetleri de omurganın hemen arkasındaki boşluktan, kanaldan aşağı doğru seyreder. Fıtıkla birlikte kullanımın yanlış olmasıyla birlikte ya da bir dengesizlikle beraber bu baskı aradaki disk mesafesini bir balon gibi düşünün. Baskı yapar ve balonda baskı yaptığınız takdirde ne olur? Ters tarafa doğru bir seyir ortaya doğru çıkar. Ve o seyir, işte evrelere ayırıyoruz biz fıtığı. 4 evrede gerçekleşiyor. İşte ilk evrede ise biz işte diyoruz ki bu birinci evrede ve aslında baskının ilk olup ufak ufak böyle kendi içindeki o jelimsi akın sıkışması, biraz çatlamaya doğru meyletmesini söylüyoruz. İkinci olan kısımda
Bu fıtık baskısıyla birlikte hocam, bu baloncuk diye tabir ettiğimiz şey kanala doğru bir artık ilerlemeye başlıyor. Sinirlerin bulunduğu kanala doğru. Tabii sinirlere doğru seyretmeye başlıyor. Buradan itibaren eğer sinirlere dokunmaya başladıysa artık şikayetler oluşuyor. Nasıl? İşte bu diyelim ki bir bel omurundaki seviyedeki bir sinire basıyorsa belden geçen sinir demetleri bacaklarımıza, kalçamıza doğru gider. Hangi seviyedeyse ona göre ilgili yerlere gider. Ve oralarda ağrı, uyuşukluk, kas kaybı, yani kas kaybı dediğim güçsüzlük, kişi kendisini zinde hissedemez o bölgesini. Bununla birlikte üşüme, soğukluk hissi algılayabilir gibi bu ikinci evrede bunları görüyoruz. Üçüncü evrede artık bu baskı patlama evresine doğru yaklaşır. Yani o içeride bulunan jelimsi malzeme kendi hücre zarından diye tabir edebilirsek oradan artık çıkmaya doğru gider ve bu baskı iyice artar. İyice sıkıştırmaya başlar siniri. Çünkü kanalın içine doğru o boşlukta oldukça sinire baskı yapıyor. Ve bu sinir baskısından dolayı artık şikayetler iyice ağırlaşmaya başlar. Kişi işte kendisinde sürekli bir ağrı hisseder. Oturduğumda, yattığımda, kalktığımda, işte uyurken sürekli bununla ilgili şikayetler olur. Ve yürümekte artık iyice zorluk çekmeye başlar. Ayağına sürekli uyuşma hissi gelir. Devamlı karıncalanma oluşur eğer beldeyse. Boyun bölgesinde ise omuz ve kollara doğru o şikayetleri hissederiz. Ve son evre, dördüncü evrede ise artık bu baskıdan dolayı zarın içerisinde daha fazla bulunamaz bu yumurta halkı kıvamındaki malzeme. Ve o artık kanalın içine doğru bir düşmeye, yani oradan artık patlar. Hani halk arasında denir ya, işte patlak fıtık diye, patlamış fıtık diye. İşte bu fıtık, o sıvı şey, jel, malzeme buradan çıktıktan sonra hocam artık o kanal içerisine tamamen kaldığı için buradaki yapılacak olan müdahale mecburi olarak sadece ameliyat. En son evrede. Tabii son evrede eğer ki patlamış ve bu sinir kanalına düşmüşse artık oradan itibaren geri dönüşü, en azından fizik tedaviyle ilgili bir geri dönüş yok. Buradan itibaren ameliyat kesin. Ama bu dört evrenin sonuna kadarki kısma gelmediyse kişi, birinci, ikinci ya da üçüncü evredeyse, bununla birlikte bir fizik tedavi programı ya da protokolünden geçtikten sonra o fıtıkla birlikte yaşayabilir kişiler. Yani fıtığım hep var, bu ve bu bana, yani biz şuna bakmamız lazım. Fıtığım var, ne yapayım yani, fıtığım varsa var. Benim için önemli olan şey, bu fıtık şikayete dönüşüyorsa problem. Yani benim yaşam kalitemi bozuyorsa, ağrı yapıyorsa, uyuşukluk yapıyor, kas kuvvetimi güçleştiriyorsa, yürümeme engel oluyorsa, bir yerden bir yere giderken işte bir şehir taşımama engel oluyorsa, bu artık o zaman diyoruz ki tamam, bu bir problem. Zaten hocam fıtığın varlığını hissedebilmek için veya bende fıtık var diyebilmek için zaten bu ağrıları hissetmek gerekmiyor mu? Çünkü ağrı hissedilmeden bir fıtık olduğu anlaşılmaz. Şöyle diye hocam, düşünüyorum. Evet, orada şöyle bir durum var. Az önce aslında biraz ifade etmiştim. Birinci evredeyken insanlar şikayetlerini hissetmezler. Çünkü şikayet ne zaman oluşuyor? Sinire bir baskı oluştuğunda oluşmaya ağrıyı başlıyor. Sinirler vasıtasıyla hissediyoruz çünkü. Tabii tabii. Yani elektrik kablosu olarak nitelendirmiştik tabiri caizse sinirleri. Bu elektrik kablosuna bir müdahale varsa işte o bazı yerlere cazır cuzur oynatmaya başlıyor bu sefer. Birinci evrede o şikayetleri çok fazla hissetmiyorsunuz. İkinci, üçüncü evrede bunlar temas ettikçe hissediyorsunuz ama bizim yapmış olduğumuz fizik tedavideki işte müdahalelerimizle birlikte o baskıyı biz çekebiliyoruz. Yani bu biraz sonra zaten soracaksınız peki neler yapılıyor, nasıl iyileştirilecektir diye. Orada bu konuyu mutlaka biraz daha detaylı bir şekilde ifade ederiz hocam. Peki hocam, bu iki omur arasındaki diskin içindeki sıvının dışarı çıkmasına neden olacak bir hareket veya davranış, ters bir hareket mi olur? Zamanla aynı pozisyonun yavaş yavaş tekrar edilmesiyle de olabilir mi? Yoksa ani bir hareketle de bu mümkün müdür? Neden olur? Yani bu fıtık dediğimiz olay neden ortaya çıkar? Nasıl bir hareket sonucu ortaya çıkar? Evet. Günlük yaşamımızda nasıl bir problem oluştuğunu ya da biz ne yaptığımızda fıtıkla karşı karşıya kalıyoruz diye toplamış olalım hocam. Orada aslında söylediğiniz iki durumda geçerli. Yani ani bir hareket, ani ya da mesela
Ağır iş yapan kişiler, örnek veriyorum işte bir pimapen doğrama işi yapan kişiler ya da işte cam balkon vesaire bu tarz işlerde bulunan ya da işte inşaat işleriyle uğraşan kişiler ağır malzeme kaldırırlar. Ve nakliyatçılar özellikle bu konuda onlar da muzdarip olabiliyor. Buradaki bir anlık yüklenme, ansızın yapılan bu tarz bir fazla yükün kaldırılmasıyla birlikte bu iki omurga birbirine bir kompresyon oluşturuyor hocam. Yani bir basınç yüzeyi oluşturuyor. Bu basınçla birlikte o jelimsi sıvının hareketi meydana gelebiliyor. Haliyle bu anlık olarak gerçekleşebilecek bir şey. Bunun için bu arada illaki işte ağır bir malzeme kaldırmaya da gerek yok. Örnek veriyorum bir yeğeniniz var ya da yeni doğan bir işte bebek var, çocuk var. Bir bebeği taşımaktan da fıtık olabilirsiniz. Allah Tabii yani biz burada taşıma tekniklerinden de bahsedeceğiz birazdan. Yani benim fıtığım var, ben bu fıtıkla nasıl yaşamalıyım? Bunu da biraz sonra işleyeceğiz. İnşallah. Orada hocam yani detaylandıracağım ama vücudumuzun şöyle bir mekanizması var. Bu belli başlı literatür kaynakları şimdi anlatacağım destekliyor. Yeni yeni bazı birkaç tane bilgi var. Bunlar onun aksini iddia ediyor ama genel kabul görür hal şu an eski olan yani uzun yıllardır bilinen şeyi bahsedeceğim. Şimdi mesela diyelim ben yerden bir şey alacağım hocam. Diyelim ki yerde bir peçete var ya da işte telefonunuz düştü, kalem var onu alacaksınız. Yerden almış olduğunuz kalemi direkt belden eğilerek yani dizlerinizi kırmadan belinizden eğilerek yani rükuya eğilmenin daha da fazlası olarak düşünün. Desteksiz bir şekilde yerden bir şey almayın, sadece çömelin. Çömeldiğiniz an o belinizdeki omurlara binen yük vücut ağırlığınızın iki katı kadar olmuş oluyor. Bu bilimsel kaynaklarla bu şekilde ifade. Mesela diyelim ki ben 70 Eğilmek mi kiloyum. daha zararlı, çömelmek mi daha zararlı? Eğilmek, çömelip kal. Şimdi anlatacağım doğrusunu. Biz herhangi bir şekilde dizlerimizi kırmadan belimizden yapmış olduğumuz bu eğilmeyle yere doğru uzandığımızda buradan kalkarken omurgamızı kullanarak ya da işte kendimizden destek alarak tutunarak kalktığımızda sağlıklı bir kalkış yapmış oluyoruz. Ama bu eğilmeyden sonra kalkışı böyle hani bir anda mesela yerden bir şey şöyle bir alayım kalkayım diyorsunuz ya. O an böyle hatta bir belinize vurabilir bile sancı. Mesela ilk şikayetler böyle böyle başlıyor. Bir belimde ya tutukluk mu oldu diyor. Önemsemiyor insanlar. Devam ediyor ama ufak işte ilk hasarı verdiniz. Ve bunun tekrarlarının sürekli olması, günlük yaşamımızda devamlı işte bu tarz aktivitelerin çok olması, dengesiz bir şekilde bunlarla muzdarip olmak bizi fıtığa götürebiliyor. Burada bel fıtığını birazcık öne çıkarmış olduk ama ben biraz boyun fıtığına da değinmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz haftaki yaptığımız yayında da işte masa başı çalışmalar vesaire bunlardan bahsetmiştik. İşte hem telefon tutma, tablete bakma açısından bunları işlemiştik. Bunların bir diğer şikayet kısmı da yani bunun uzun süreli kullanımına bağlı olarak biz kanal daralmasıyla birlikte fıtığı da görebiliyoruz. Yani o sinirin içinden geçen kanalın gittikçe kullanıma bağlı bir daralması ve o diskler arasındaki mesafenin kısalarak basınç ortamıyla birlikte sinirlere o diskin basmasıyla fıtığın meydana geldiğini de bu dönemde özellikle boyun ağrıları, işte sırt ağrıları gibi şikayetlerle gelen kişilerde boyun fıtıklarında çok sıklaştığını dile getirmekte fayda var hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu ikinci sorum ameliyatla ilgili olacak. Şimdi fıtık teşhisi koyulmuş, her kişi ameliyat olması gerekiyor mu? Siz dediniz ya dördüncü evrede mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Artık Evet. fizyoterapinin yapacağı bir şey kalmıyor. Peki ameliyat birinci, ikinci, üçüncü devrede de gerekiyor mu? Yani kişi Ya şunu da diyebilir ameliyat mi? olduk bitti mi? Ha, o da var. O da var soru Evet. olarak. Şöyle söyleyeyim. Şimdi birinci, ikinci evreye gelmiş birisi ameliyat olayım da kurtulayım diyerek hiç üçüncü ve dördüncü evreye gelmeyi beklemese böyle bir şey mümkün müdür? Anlatayım hocam. Şimdi bizim bu omurlar arasındaki bulunan disk bakıldığında hocam ameliyatta yapılan olay şudur hocam.
Uzun lafın Onu da kısası. soracaktım hocam. Ameliyatta yapılan nedir? Şimdi Yapılan müdahale nedir diye. ameliyatta yapılan olayı söylersem birinci, ikinci, üçüncü evde neden ameliyata ihtiyaç olmadığını daha iyi anlamış oluruz. Şimdi ameliyatta yapılan şey şu. Bu kanalın içine doğru seyreden kısım kesilir, alınır, tıraşlanır. Yani bu alınması ya da tamamen koptuysa dördüncü evdeyse içinden işte o alınır ve alınmasıyla birlikte de sinire basan yük ya da baskı ortadan kalkmış olur. Peki iki omur Böylelikle arasında bir jelimsi sıvıdan bahsettiniz. Diskten bahsettiniz. O olmayacak bu sefer. işte aynen öyle. Bu sefer o disk olmadığı için ne oluyor? Omurlar birbirinin üstüne binmeye başlıyor. Hareket Bu limitliliği da ağrıyor. başlıyor. İşte siz haliyle ikinci evrede, üçüncü evrede daha fıtığınız tamamen patlamadıysa, yani o sinir kanalına ilerlemediyse, gelmediyse oraya tam olarak çıkmadıysa dışarı, o zaman bunu almanız demek kendinize uzun süreli daha büyük bir problem oluşturursunuz. Kemiklerinizin birbirine olan sürtünmesi olacaktır. Bunun acısı çok daha farklıdır. O kemik yüzeylerinin birbirine olan teması. Bu sefer farklı bir ameliyatla buraya işte yapay malzemeler kullanmaya başlanacak. Bunu işte belli bir yıllar geçtikten sonra ya tekrarlanması ya da işte değiştirilmesi falan gibi çok kalitesiz bir yaşam ve en basitinden hiçbir şey olmasa bile ya bir neşter yarası alıyorsunuz ve omurganızın üzerinde sinirlerin üzerinde çalışılıyor. Yani en ufak bir neşterin bir sinirinizi yanlışlıkla kesmesi Allah muhafaza felç bırakabilir. Ya da gitmiş olduğu yerin bir daha kullanılmaması. O yüzden beyin ve sinir cerrahlarıyla biz burada çalışıyoruz bu konuyu. Ve kendileri son evreye gelmeden ameliyat yapmamanın peşindeler. Ya yani onlar da bunun bilincinde ve farkında. O yüzden biz o ilk evrelerde bunu yaparsak ne olur? Tabii şu düşünülebilir. İşte 2 3. evrede daha hafif yeni çıkmış. O sadece ufacık çıkan kısmı alsa ne olur diye düşünülebilir. Bu alındığında evet o sinir baskısı ortadan kalkmış olur. Ama sonuçta atıyorum normalde şu mesafede olan iki omurun arasındaki mesafe bu sefer birazcık malzeme alındığı için bu aradaki mesafe azalmış olacak. Haliyle yani insan ömrünü tabii Allah bilir ama yani ortalamaya bakıldığında 65-70 yaş yaşayan bir işte Türk toplumuna bakıldığında işte 40-50'li, 20'li, 30'lu kaç yaşında buna yakalanmışsanız ömrünüzün geri kalan kısmında buranın mesafesinin diğerlerine göre az olduğunun bilincinde ve farkında olup ona göre yaşamak zorunda kalırsınız. Yaşam kalitesinde çok ciddi bir düşüş Tabii olacak. bu sefer yani her zaman işte bere yani korseler ya da işte en azından belli başlı destekler bunlarla birlikte artık farklı çözümler geliştirmek zorunda kalınıyor. O yüzden biz ilk 2-3 evrede bunların çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ameliyat oldum, bitti diye bir şey yok. Ameliyatı olduktan sonra tekrardan yine fizik tedavi süreciniz başlıyor. Çünkü İşte alınan bir disk yapısındaki işte bir jelin eksikliğinden dolayı yine omurlar arasındaki mesafe azaldı. Ya da siz belli bir süredir ağrıyla yaşadığınız için hareketliliğiniz, eklem hareket aralığınız yani yapmış olduğunuz o hareketlerin derecesi diyelim açı derecesi zayıflıyor. Yani normalde ben kolumu yani bu belden göstersem daha doğru olur ama şimdi ayağa kalkmam çok uygun olmayacak. Bunu koldan göstereyim. Normalde ben kolumu tamamen havaya kaldırabiliyorken ben bu ağrılar ya da şikayetlerden dolayı kolumu şu kadar kaldırabilir hale gelmiştim. Şimdi ben artık ne hale geldim? İşte ameliyat da yapıldı. Bunu tekrardan iyileşmem lazım. O zaman tekrar fizik tedaviyle ben bu açıyı kazanmaya gayret edeceğim. Yani ameliyat oldum bitti yok yine fizik tedavi var işin içerisinde. Yine hayatımızın gerçek normal doğal bir hareket haline gelmesi için burada desteğe ihtiyacımız oluyor hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Halk arasında yanlış bilinen fıtık tedavisi yöntemleri var. Bunlar nelerdir? Bunlarla ilgili bize vereceğiniz ayrıntılar, bilgiler, Evet. hayat kurtaran öneriler nelerdir? Sizi dinliyoruz hocam. Evet, yani burada şu çok önemli hocam. Öncelikle yani halk arasında tabii bu biraz yaygın. Yani malum işte geçmiş dönemlerle ilgili yapılan belli başlı şeyler var. Özellikle işte el alma, el verme usulüyle ya da kafasına göre insanlar kırıkçı, çıkıkçı olarak hani böyle belli başlı yerlerde bel çeken, işte bel kütleten gibi
kişilerle işte fıtığı yerine oturtan. Şimdi kırık yerine... çıkıkçı olarak bildiğimiz çok saygın kişilikler var. İşinde uzman insanlar var. Yani demek istediğimiz sanırım onların da yetkis alanlarının veya maharetlerinin sona erdiği bir nokta var. Hocam, fıtık bu noktadan daha sonra geliyor. Hocam şöyle, yani her ne olursa olsun, yani ben burada bunu söylemezsem olmaz. Sağlık için başvurulacak olan yer sağlık kurumudur. Bu kadar yani. Bunun dışında tabii insanlar yani çare bulamıyor. Belli başlı yerlere gidiyor. Doğru kişiye denk gelemiyor biliyor. Oradaki insanlar da sonuçta personel. Hatalı bir şey yapabiliyorlar. Buranın biraz inançla ilgili olan kısmı var yani. Ben bunu inkar edemem. İşte diyor ki o 20 senedir şurada böyle birisi var. İşte kim gitse iyileştirdi, kim gitse iyileştirdi. Evet. Yani belki belli başlı şeyleri kafasında bir metodolojik olarak bir şeye oturtmuştur. Ne bileyim çıkıkları belki hani oturtmak değil. Çünkü çıkık oturtmanın olayı bellidir. Yani o basit bir şeydir. Yani basit dediğim yerine göre işte çekilir ve uçlarla yan yana getirildiği pozisyona alınır ve bırakılır. Yani o anlatırız daha sonra. Yani traksiyon yöntemi dediğimiz şey var ve bu şekilde bütün çıkıklar aslında bu temelle birlikte oturtulur. O da bunu birkaç defa yaptıysa, denediyse, birilerinden gördü, öğrenmişse belki yapıyor olabilir. Ama orada da çok büyük riskler var. Eğer doğru bir şekilde oturmadıysa bize orada oralardan gelen çok hastalar oluyor. Mesela işte kırık var ya da çıkık var. Kırıkla çıkığı ayırt edememiş mesela. Kırık mı çıkık mı? Kırık olsa duramazsın, çıkık olsa duramazsın. Mevzuları çok ayrı. Belki onu bir bölüm çekelim yani kırık çıkık kısmına. İşte. Ama biz fıtık kısmına baktığımızda fıtıkla ilgili bu kırıkçı çıkıkçıların yapabileceği hiçbir şey yok. Bunu öncelikle bir söyleyelim yani. Bu net. Yani işte görüyoruz dar ağacını asar gibi ters takla şeklinde amuda kaldırıp insanları bağlıyorlar koyun gibi. Ondan sonra oradan aşağı işte asılıp asılıp çekiyor. Allah muhafaza. Yani nasıl bir travma, nasıl bir eziyet anlatamam yani. Ya o sizin o çekmelerle o düzelecek bir şey anlık şeylerle olmaz. Bakın biz bile yani o işte yaptığımız manipülatif yöntemlerde bile işte mesela kütletmeler olsun belli bir işte torku vardır. Yani şiddeti vardır. O şiddetle yaparız. Belli bir açısı vardır. Kişiyi belli bir pozisyona alırız. Ayağını bir yere alırız. Belli derecede işte dizini bükeriz. Elini kolunu bir yerlere koyarız. Yani benim hastalarım, izleyenler bunu bilir. Yani ben bir pozisyonlarım. Her yaptığım yere göre de farklı pozisyonluyoruz. Çünkü çok önemli yani. Vücudun asıl sağlığı. Önemlisi hocam tıpta birinci madde hep şudur. Zarar vermeyeceksin. Birinci kural budur hocam. Yani hiçbir şey yapamıyorsan ben yapamıyorum demeyi bilmek lazım. Geri çekileceksin. Kim yapabiliyorsa ona gelsin de hallederiz, bakarız, yaparız. İşte bu sömürge oluyor. Sömürülüyor yani insanlar. Doğru. Hem umudu sömürülüyor hem de sağlıkları sömürülmüş oluyor. O yüzden fıtık konusunda bu bel çekmeymiş. İşte kimisi var sopa alıyor eline. Çekişle böyle ne yapıyorsun? Omurları birbirine oturtturuyorum diyor. Ya abi etme eyleme yok öyle bir şey yani hani anatomiden bir haber yani burada temel tıp bilimlerini ifade etmeme gerek yok ama sağlığın sesiyle geçmemiş kişi belli yani. Çünkü az buçuk anatomi bilgisi olan bir insan omurganın çıkıklığı başka bir şeydir fıtık bambaşka bir şeydir. Yani fıtıkta bahsettiğim şey omurlar arasındaki sıvıdan hareketinden ve sinire baskısından bahsediyoruz. Omurganın kendisinin bir ayrılması birbirine hareketsizliği gibi bir şey değil. Öyle bir şey varsa o kişi zaten %90 felç kalmıştır. Sen ona zaten öyle yerine çivi çakar gibi çakarak oturtamazsın. Onu tutan bir sürü bağlar var. Onu tutan bir sürü kaslar var. Onları nasıl iyileştiriyorsun? Yani basit yani, bir şekilde dile getirilen omur kayması aslında çok ciddi o bel, sonuçları olan hocam, bir hastalık. O bel kayması, omurganın işte yerlerini hani yerinin değişmesi bunlar çok travmatik olaylardır ve öyle çekişle bilmem neyle düzeltilebilecek şeyler hasta değil. Hasta da oraya yürüyerek o şekilde rahat rahat da gidemez zaten. Gidemez. Yani belki bel kaymalarında bir tık olabilir ama zaten bel çıkması gibi ya da işte onun tamamen birbirinden hani ayrıldım ve oturtuyorum diyebilmesi yani bu büyük trafik kazalarına falan meydana geliyor. Yani zaten çok zor. O omurgayı sizin birbirinden ayırmanız çok zordur.
öyle bir sistem vardır ki omurgaların birbirine geçmesi. Sadece kemik olarak değil hocam, etrafından bağlar tutunur. Yumuşak dokularca bezenir. Öte yandan kaslar tutar. Yani muazzam bir orada omurun Yaratılış içinde harikası var. bile yani birbirini tutan, uçlardan o uca, oradan ona tutunan belli başlı işte kas grupları var. O kadar küçük ki. Siz mesela böyle yana eğiliyorsunuz ya, omurganızın bütün o yan tarafının bilinen kasları sadece kasılıyor. Aksi tarafta, ters tarafta bulunan kaslar gevşiyor, kendisini bırakıyor. Yani öyle bir çalışıyor ki muazzam bir sinerji var orada. Yani en ufak bir hareketimizi biz burada anlatmaya çalışsak, yani hakikaten şükrüne eda etmeye şey olamaz. Yani ne zaman buluruz, ömrümüzü tamamlayamayız. O kadar muazzam şeyler bunlar. Şimdi sonra birisi çıkıyor, çek işte bunu çaktım diyor. Yani Allah, yani hiç daha fazla bir şey söylemeye ihtiyaç duymuyorum doğrusu. Bunlar asla tasvip edilemez. Asla bunları doğru bulmuyoruz. Hiçbir şekilde fıtık yerine oturtulan bir şey değil. Çünkü bu bir sıvı. Yani biz şimdi bu yanlış kısmı. Biraz sonra doğrusunu sanıyorum fizik İnşallah. tedavide biz neler yaptığımızı da anlatacağım. Çünkü bu tarz şeyler işte tek yapılan bir şeyle iyileştirilmesi olmaz. Şunu yaptım, geçti bitti. Hiçbir şey kalmadı. Böyle bir şey yok. Ha, mesela kimisi şunu anlatır der ki işte benim 20 senedir fıtığım vardı. Birisine gittim tek bir seansta o hiçbir ağrımsızım kalmadı diyenler var mesela. Bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Orada da durum şu. 20 yıldır bir ağrı varsa bunun mutlaka psikolojik bir altyapısı vardır. Evet, bunu birkaç önceki bölümde Evet, bahsetmiştik. bahsettim. Onun hatta örnekler vesaire falan da vermiştim. Size iyi geliyorsa gidin. Bakın bunu da söylüyorum. Yani içinizi rahatlatacaksa denemek için gidin. Ama aman diyeyim kendinize sakatlık oluştuğunda da ben niye gittim diye sorgulamayın ondan sonra. Yani çünkü bu sizin yetkili bir merci değil. Dava edemezsiniz. Kime neyi soracaksınız? Kendi rızanız, isteğinizle birisine gidiyorsunuz ve onun yapmış olduğu şeyden dolayı sakat kalıyorsunuz. Bir tarafınıza başka bir hasar oluşuyor. Allah Yani muhafaza. çok büyük risk. Bizim, ya ben mesela şurayı anlamıyorum hocam. Biz insanlarımız mesela hekimlere, doktorlara dahi güvenmekte zorluk yaşıyor ama 20 senelik işte bir çıkıkçıya çok rahatlıkla güveniyor. Buralara 20 senelik diyorsunuz yani. hocam Sayılır bir ömür doktorun sermayesi eğitim var orada. hayatını toplasanız Evet. yani en aşağı sadece liseye kadar 12 senesi var. 6 sene üniversite, 18 Mutlaka. üstüne uzmanlıkla beraber 20 küsür sene sadece bunun eğitim hayatı var. Evet. Yani buralar asla yabana atılacak şeyler değil. Şüphesiz. Bu sebeple hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Öyle çivi çakarak omurga oturtulmaz, bel çekilerek omurga Evet. oturtulmaz. Dar ağacı gibi bir şeye Asla öyle şeyler. bacaklarından ters asıp belinden aşağı çekmek suretiyle fıtık tedavi Ya eden muhtemelen uzmanlar, bunun yani video sözde uzmanlar var. çok Evet. dolaşıyor. Yani Allah muhafaza, Allah muhafaza çok muazzam bir trajik hocam yani bu travma. Vücuda yapılabilecek en büyük zararlardan biri veriliyor Allah orada. muhafaza. Hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz, hiçbir şekilde önermiyoruz. Ne olursa olsun sağlık kuruluşları. Hiç değilse başınıza bir şey gelirse dava açarsınız, bilmem ne yaparsınız falan filan yani. Hani insan kendi canının kıymetini de bu kadar ucuz, bu kadar yabana atmamalı diye düşünüyorum. Yine tabii ki takdir seyircinin. Yani umuyoruz hiç böyle bir problemlerle karşılaşılmaz. İnşallah. Onun için varız hocam. Yani burada İnşallah. tavsiyeler vereceğiz. Fıtığa yakalanmamak için ne yapacağız? Bunu da konuşuruz İşte şimdi. tam da onu soracağım hocam. Fıtığa yakalanmamak için neler yapabiliriz? Yani fıtıktan mümkün olduğunca uzak kalmak için. Bu ayrı bir soru. Bir de sizin bahsettiğiniz ayrı bir durum. Dördüncü evrede ameliyat gerekiyor. İlk üç evrede fizik tedavi yardımcı olabiliyor. Peki fizik tedavinin yaptığı nedir hocam? Sizler fıtık ağrısını dindirebilmek için neler yapıyorsunuz? Hocam şöyle, şimdi fıtığın mekanizmasını biz bildiğimiz için vücutta nasıl bir reaksiyon, biz çünkü bunlar seviye seviye MR sonuçlarıyla bulgulanan şeyler. Biz klinik muayeneler ve testlemeler yaparız. Öncelikle hangi seviyede, yani mesela belde işte 5 ayrı seviye vardır işte. Herkes zaten fıtık olanı bilir. İşte benim L4-L5 arasında derler. Yani L4-L5 seviyesi arasındaki olan işte jelin sinire basması L4-L5 denir. İşte L5 S1 diyor vesaire, böyle seviyeler, segmentleri var. Boyunda da 7-8 tane seviye var. Oralardan da bu aynı şekilde meydana geliyor. Her bir seviye vücudun farklı bir yerine
şikayetler oluşturuyor. Ağrı, işte uyuşukluk gibi bunları bahsettik. Bizim fizik tedavide hangi seviyeye yönelikse o seviyeye yönelik biz öncelikle bir tedavi programı oluştururuz. Ve bu tedavi programını oluştururken de birkaç katmandan bakarız olaya. Ne gibi? Bizim için sadece fıtık var demek yetmez. Kişinin kilosu var mı? Buna bakarız. Sigara kullanıyor mu? Uyku kalitesi nasıl? Ağrıları ne zaman oluyor? Bunu, hatta geçen bölümde yine bunu söylemiştik. Eğer ki başınıza bir şey geliyor gelmişse onun başladığı ilk günlere bir dönün demiştim. Bir bakın. Hayatınızda değişen şeyler var mı? Mevcut durumunuzu da sorgularken şu böyle sorgulamanız lazım. İşte ne zaman ağrım var? Ne yaptığımda ağrım var? İşte özellikle bir alevlenme dönemi yaşıyor muyum? Bu varsa bunlar ne sıklıkla? İşte kişinin diğer bu beslenme durumu, işte kilo kontrolü durumu, günlük fiziksel aktivite düzeyi, bunların hepsi ya da mesleği çok önemli, biz mesleğini mutlaka sorgularız, yaşı, yani bunların tamamının perspektifinde biz bir tedavi programı oluşturuyoruz. Bu tedavi programında elektroterapi ismini verdiğimiz elektrikli tedavi yöntemi kullanıyoruz. Bunun yanı sıra işte kişiye göre sıcak ya da soğuk işte ısı ajanları uyguluyoruz. İşte sıcak su torbalarıyla ya da biz işte hot pack'ler diyoruz. Belli başlı işte bunun tıbbi malzemeleriyle birlikte işte belli bir emniyete alınarak yapmış olduğumuz müdahaleleri var. Ya da işte ultraviyole gibi çeşitli ışınlarla birlikte o bölgenin rahatlamasını, gevşemesini sağlamaya çalışıyoruz gibi. Öncelikle biz ortamın bizim tedavi edebileceğimiz bir hale gelmesini sağlarız seanslarımızda. Ardından da o mekanizmayı tersine bir şekilde toparlayabilmek için işte şikayetler neyse ağrım var. Ağrı kontrolüne yönelik çalışırız. Ya da güçsüzlük mü var? Kas kuvvetlendiririz. Ya da işte o bel omurlarının hangi seviyesindeyse oraya yönelik manuel uygulamalar yaparız. Belli başlı kullanmış olduğumuz ekipmanlarla oraya yönelik belli başlı işte müdahalelerde bulunuruz ki işte çünkü problem ne? Disklerin birbirine olan yakın yani daha doğrusu omurların birbirine olan yakınlaşmasıyla diskte bir basınç oluşması. Bu diske olan basıncı azaltıp bu omur yüksekliklerini normal pozisyona getirmek ya da sinirin geçtiği kanalı genişletmek. Onu da çevresel kaslarla yapıyoruz. Biz mesela bel egzersizleri veririz. İşte belli başlı bacak egzersizleri veririz. Bu vermiş olduğumuz bacak ve bel egzersizleriyle hem o omurga sağlığı korunmuş olur hem de bacaklarda işte bize yansıyan bu ağrılarda şikayetlerin ya da kuvvetsizliklerin önlenmesi ve kuvvetlenmesine yönelik tedavi programı oluşturmuş oluruz. Kabaca bu şekilde söyleyebilirim hocam. Yani aslında bir psikolojik rehabilitasyon da söz konusu. Hastanın gündelik yaşamına kadar olumlu yönde müdahale Tabii. edebildiğiniz Tabii. bir rehabilitasyon da var aynı şekilde. Çok derin bir araştırma. Hocam yani burada işte ondan sonra kırıkçı çıkıkçıya gidiyor adam yat bakayım buran mı ağrıyor tut bakayım burayı hop çevirdim ha falan böyle bir şey yok abi. Fıtıkla ilgili böyle bir şey yok. Doğru Yok yani diyorsunuz. bu ona baktım hadi Evet. iyileştirdim değil yani bizim daha önce de söylemiştim bunu muayenemiz hastamız kapıdan girdiği an başlar. Biz hasta kapıdan girdiği an onun yürüyüşünden anlamaya başlarız ne olduğunu. Nasıl yürüyor? Neresini tutuyor? Destekli mi yürüyor? Yoksa işte bir şey takmış mı? Bağlamış mı? Nasıl dindirmeye çalışıyor? Kendince vücudunu nasıl kullanıyor? Nasıl kompansasyon mekanizmaları geliştirmiş? Biz kapıdan girdiği an itibariyle biz muayeneye başlarız. Ondan sonra işte ondan dinleriz. Klinik muayenelerimizi, testlerimizi yaparız. Yetersiz kalırsa görüntüleme araçlarına başvururuz. MR, röntgen gibi. Ardından tanı tetkiki ortaya çıkar ve daha sonra tedavi programına başlarız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani fıtıkla ilgili gerçekten yanlış bildiğimizi zannettiğimiz birçok madde var. Birçok ayrıntı var bu konuda. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela fıtık hastaları neler yapsın? Nasıl şeyler, Evet, nasıl oraya egzersizler yapsın? Zaten onlar gitmişlerse mutlaka belli başlı egzersizleri var. Onları biliyorlardır. İşte sırt üstü yattıklarında dizleri teker teker kendine doğru çekme. İşte bacağı havaya doğru kaldırma gibi. İşte düz bacak kaldırmalar. İşte o ardından bel çukurunu
aşağı doğru bastırma egzersizlerimiz vardır. Bunları sözel olarak ifade ediyorum ama bunlar mutlaka eğer yapılacaksa biz normalde şöyle yaparız. Eve bir egzersiz bile verdiğimizde mutlaka hastayı bir alırız. Nasıl yaptığına bir bakarız. Çünkü onu yaparken yanlış yapabilir. Yani burada dille söylediğimiz şeyin evet. uygulamalı bir şekilde aslında görerek en azından bir kere yanımızda yaparak biz yolluyoruz ki ha bak burada böyle yapıyorsun böyle değil şöyle yapacaksın diye. O onu o şekilde evde doğru bir şekilde yerine getirsin diye. Ki evet. zaten bununla ilgili şikayeti olan varsa yani sigorta kapsamında bunların özelde de devlette de ödenekleri sağlanarak fizik tedavi hizmeti alınabiliyor. Ya da bizlere de müracaat edebilirler. Bize başvuruda bulunabilirler. Biz de o konuda destek oluruz yani. Sormak istediği bir soru varsa tabii ki. Bütün izleyicilerimize buradan sesleniyorum. Ekranın altında yer alan mail adreslerinden veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Az önce de dediğim gibi gerçekten yanlış bildiğimiz, yanlış bilinmekte olan birçok maddeye parmak bastınız. Çok güzel ayrıntılar verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam son olarak bir sorum var. Programımız da sona ermek üzere. Peki şöyle bir şey var mı? Hani şu maddelere dikkat edersek fıtıktan uzak bir hayat süreriz. Yani fıtığa yakalanmamak için ne yapmamız gerekiyor veya ne yapmamamız gerekiyor? Kesinlikle şunu yapmasınlar, yapmayın diyebileceğiniz bir şey veya bir şeyler var mı? Evet tabii kesinlikle var. Özellikle burada dengeli yani denge çok kıymetli. Hani insan vücudunun çünkü tamamı bir kas ya da yumuşak doku ya da işte bağlarca ya da kemiklerce bir denge sistemiyle kurgulanmıştır. Şimdi bizim de günlük hayatımızın içerisinde yapmış olduğumuz her hareketle birlikte vücudumuza belli başlı şeyleri çalıştırıyoruz. Evet. Çalışan yer kuvvetleniyor, güçleniyor, iyi hale geliyor, zinde kalıyor. Çalışmayan yerlerimiz ise daha pasifize hale geliyor. Buralardan da ilerleyen zamanda İşte hasarlar, hastalıklar, problemler baş göstermeye başlayabiliyor. Fıtıkta da biraz benzer durum var hocam. Mesela az önce bahsetmiştik. İşte öne eğilerek değil de yere çömelerek bir şeyler alalım. Bu özellikle ağırlık kaldırırken. Tabii yani evet. ağırlık kaldırmasak bile yerden kalem dahi alıyorsak çömelerek alalım. Bu bizim hayatımızın, yaşamımızın bir standardı haline gelmesi gereken bir davranış. Ya da işte boyunla ilgili telefon, tablet, cep telefonu kullanımında mutlaka boyun sağlığını çünkü her bir açıyla birlikte geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Evet. Yani kafamızın ağırlığının çok daha fazlasını taşıyor boyun omurlarımız. Aynı şekilde bel de öyle. Mesela bir de şu durum da çok oluyor. İşte tek tarafında mesela fıtık olanlar oradaki durum da şu mesela hep tek tarafı sağ tarafı kuvvetli o tarafla ilgili ağırlığı daha çok kullanıyor. Diyelim işte laptop çantası var hep sağ eliyle taşıyıp gidip geliyor. Şimdi o tarafa doğru olan ağırlık ve hep o tarafın çalışması diğer tarafın daha fazla bir boşlukta kalmasın, daha zayıf kalmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu tarz şeylerde eşit ve dengeli yaklaşım önemli. Bir tane poşetim var diyenler oluyor. Kardeşim 5-10 dakika bunu da taşı. Daha sonra bu eline al 5-10 dakika bunu da taşı. Yani iki tarafı birlikte hareket ettirmek. Özellikle öne arkaya yapılan hareketlerde sağa sol. Mesela klasörünüz var arkada. Ofis çalışanısınız. İşte bir klasörü alacaksınız. Yani geriye çekilip işte sandalyenizden kalkıp klasörünüz olan. Şöyle işte dönüp uzanmaya çalışmalar falan şekilden ofis şekilde girmeler. Ofis çalışanı için sandalyesinden veya koltuğundan kalkıp da bir şey almak çok zordur. Ya ama biz ne diyoruz? Zaten mutlaka biz her 30 dakikada en iyisi. Ama hiç yoksa 2 saatte bir mutlaka birkaç dakika ayağa kalkın zaten diyoruz. Evet. Ve bu ayağa kalkmak vücudumuzun sağlığı açısından daha iyi. Konforlu olan bu. Evet. Buna özellikle dikkat etmeleri lazım. Ağırlık taşıması olsun. Vücudunuzu mutlaka dinleyin. Ve probleminiz, şikayetiniz varsa bunları sağlık profesyonellerine danışın. Özellikle bunlara dikkat ederlerse fıtık olsa da bununla bu davranışlarla birlikte fıtıkla da yaşamlarını sürdürebilirler. Hem de ağrısız, sızısız bir şekilde o fıtığın orada olması hiçbir önem arz etmez. Çünkü şikayet olmadıktan sonra fıtık olsa kaç yazar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Kıymetli izleyicilerimiz bir sonraki Sağlık Olsun programında hep beraber görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.